Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Birkaç videodur pasif bina, yeşil bina ve sertifikalarla ilgili size detaylı bilgileri aktarmaya çalıştık. Buradaki bilgiler tamamen bizim kişisel araştırmalarımıza dayalı. Ee, biz müstakil evimizi bu standartlarda yapmak istiyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik ve ekolojikle ilgili bazı kaygılarımız var. Ancak bu anlattığımız detayların içerisinde olayın hep pozitif tarafına baktık. Bu videoda birazcık daha müstakil ev ölçeğinde bunların ne kadar uygulanabilirliği var. Buradaki yeşil binalar gerçekten çevreci mi? Biraz da bunları irdeliyor olacağız. Aslında biraz da eleştirel taraflarını konuşuyor olacağız. Yeşil bina ve pasif bina kavramlarının çevreci bir anlayışa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada eleştirecek bir nokta var. Orası da şu. Dünya Yeşil Bina Konseyi şu anda 2030 yılına kadar binalardaki kullanılan malzemeler için belirlenmiş gömülü karbonu göz ardı ediyor. Burada gömülü karbon tırnak içerisinde açıklamak gerekirse örnek veriyorum siz binanızın içerisinde bir malzeme kullanacaksınız. Bu malzemenin ham maddesinin çıkarılması, bu ham maddenin işlenmesi ve ürüne dönüştürülmesi sırasında aslında bir enerji kullanıyorsunuz. Ve bu sırada da bazı karbon emisyonları ortaya çıkıyor. Binanızda o bileşeni kullandığınızda bunların hepsinin göz ardı ediliyor. Yani sizin o binanızda o malzeme kullanıldığında sadece o malzemeyi inşaat alanına getirirken karbon emisyonu yarattıysanız o göz önüne alınıyor. Ve binadaki malzemenin sıfır karbonlu olduğu düşünüyor. Şimdi böyle bakarsanız bina çok fazla bileşenden oluşuyor. En basitinden demir, işte çimento gibi bir sürü yapı bileşeni var. Bu yapı bileşenlerinin hepsinin aslında çok yüksek karbon emisyonları var. Siz bunları göz ardı ederseniz bina, evet ortaya çıkan bina yeşil bina oluyor. Çok az karbon emisyonu yaratmış oluyorsunuz. Üretim sırasında da her şeye dikkat ettiyseniz neredeyse karbon ayak iziniz ve ekolojik ayak iziniz çok az oluyor. Dolayısıyla çevreci görünüyor. Ama zaten bir binanın ortaya çıkardığı bu emisyonların çoğu üretim aşamasında olduğu için bunun göz ardı edilmesi bizce birazcık sakıncalı. O yüzden yani binaların %100 ekolojik olduğunu söylemek mümkün değil. Bu Bunu söylüyorsa kendimizi kandırmış oluyoruz aslında. Aslında tam da bu noktada kendimizi de eleştirmeliyiz. Çünkü geleneksel olarak eskiden var olan ekolojik yapıları maalesef ki günümüze getiremedik. Bunlardan en iyi örneklerden biri kerpiç evler. Bu evler oldukça ekolojiktiler. Çünkü bulundukları bölgelerin doğal ve yerel malzemeleri kullanılarak üretiliyorlardı. Bu yapıların görmemizin sebeplerinden ilki bizim bireysel olarak bunlara talep etmiyor olmamız. İkinci durumda bunları üreten kişilerin yani müteahhitlerin ya da inşa eden yine kişilerin bu tarz yapıları günümüze kadar ulaştıracak şekilde geliştirmiyor olmaları aslında. Bunlardan dolayı da maalesef ki aslında ekolojik olan ancak günümüze ulaşmayan bu değerli yapıları görmüyoruz. Malzeme konusuna girmiş olduk aslında bir anlamda. Çünkü kerpiç evlerdeki malzemeler aslında bizim bugüne kadar argesini ve araştırmasını, uygulamasını kendi yaptığımız malzemelerdi. Şimdi yeşil bina ya da pasif bina sertifikasında fark etmiyor. Bazı noktalarda sizin sertifikalı ürün kullanmanızı istiyorlar. Ya da daha az karbon emisyonuna sahip ürün kullanmanızı istiyorlar. Ya bu tabii ki de güzel bir şey ama bu ürünler bizim ülkemizde e, üretilmediği zaman aslında dezavantaj yaratmaya başlıyor. Ya bunlar için çok para ödüyorsunuz ya da aslında e, direkt bir pazar yerine dönüştüğünüz için kendi e, inşaat sektörünüzü ya da kendi ülkenizdeki sektörü sürdürülebilir kılmıyorsunuz. Biz olaya sadece binanın ya da enerjinin sürdürülebilir olarak bakmıyoruz. Olayı total anlamda sürdürülebilir olarak baktığımız için bu yeni yaklaşımların yani pasif bina, yeşil bina yaklaşımlarının birazcık daha bizden uzak olduğunu hissediyoruz açıkçası. Daha çok bizi Avrupa'nın ya da Amerika gibi ülkelerin pazar yerine dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Bu da aslında eleştirdiğimiz konulardan bir diğeri. Bir diğer eleştirimiz de bu sertifikaların pazarlama ve PR aracı olarak kullanılıyor olması. Burada bir sorun yok aslında. Yani bu tarz bir amaç için kullanılabilir. Ancak bu sertifikaların gönüllülük esasına göre oluşturulduğu düşünüldüğünde çevreci bakış açısının bizce dışına çıktığını düşünüyoruz. Yani sertifikanın kriterlerini sırf sertifikayı almak için yerine getiriyorlar. Belki de ilerleyen aşamalarda bu sertifikanın da yapılan bu kriterlerin %100 sahada gerçekleşip gerçekleşmediği bile tartışma konusu olabilir. Buradaki aslında son kullanıcı ya çok fazla görev düşüyor. Çünkü satın alan kişi acaba gerçek bir çevreci bakış açısıyla e, yapı inşa edildi mi? E, ya da inşa edildikten sonra gerçekten enerji verimli mi? Ya da işte su ile ilgili çözümler yapıldı ama bu çözümler gerçekten doğaya zarar verip verilmediği aşamalarını e, satın alan son kullanıcının iyice sorguladıktan sonra aslında e, bu binalara değer vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Sertifikaların önemsediği bir diğer konu da binaların yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmesi. Bu konu aslında kulağa çok hoş geliyor ve gayet çevreci bir bakış açısına sahip gibi gelse de bazı soru işaretler barındırıyor kendi içerisinde. Örnek vermek gerekirse güneş panelleri çok verimli değiller. Yine buradan üretilen enerjinin bina içerisinde depolanması da şu anda jelaku gibi birazcık daha gelişmemiş teknolojilerle yapılıyor. Ve bunların aslında ömürleri düşündüğümüz kadar uzun değil. Ortalama bir güneş paneli sisteminin kullanıma göre 10 ile 12 yıllık bir ömrü var. Bu süre içerisinde aslında sizin buradan elde ettiğiniz enerji belki kendini anca amorti ediyor. Özellikle bizim ülkemiz için bunu çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü bu teknolojileri yurt dışından döviz üzerinden satın aldığımız için bizim için hala pahalı. Amortisman süresini bir kenara bırakırsak ee, bu teknolojilerin nasıl üretildiğini de bilmiyoruz. Mesela jelakülerin içerisindeki kimyasallar, yine güneş panellerinin üretimi sırasında ortaya çıkan NF3 gazının aslında bayağı zararlı olduğunu biliyoruz. Mesela NF3 gazı hani çok dillendirilmese de bildiğiniz karbona göre 17 bin kat daha fazla sera etkisi yaratan bir gaz. Dolayısıyla buralarda böyle birazcık bir kandırmaca var gibi. Hani bunu biz teyit edemeyiz, Hani bu konularda uzman değiliz ama sizin araştırmanızı öneririz. Yine benzer şeyleri rüzgar gülleri için de yazılıp çiziliyor. Mesela rüzgar güllerinin toplamda 30 yıllık bir ömrü var. Bu süre içerisinde zaten kendi bu metalden üretildikleri için ya da üretildikleri malzemenin ham maddesinin işlenmesi yani başta söylediğimiz gömülü karbonu da işin içine dahil ederseniz ortaya çıkan karbon emisyonu ve harcanan enerji yerine konmadan aslında ürün ömrünü doldurmuş oluyor. O yüzden buraların birazcık daha ya gelişmeye ihtiyacı var ya da bunlar için birazcık daha bizim sabırlı olmaya ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Biraz da bu işin zorluklarından bahsedelim. Özellikle ülkemizde uygulama sayısı oldukça az olduğu için maalesef ki bu tarz bilgilere erişmeniz oldukça zor. Yine tecrübeli, bilgili, uygulayıcı bulmanız da zor. Yani özellikle yeni mezun olmuş kişilerde bile yani mimarların, inşaat mühendislerinin, makine mühendislerinin bile konuyla ilgili çok az bilgiye sahip olduklarını, hatta bazılarının hiç bu konuları bilmediklerine bile şahit olabiliyorsunuz. Çünkü üniversitelerde neredeyse bu konularla ilgili dersler yok. Bazılarında yine seçmeli dersler olduğunu biliyoruz. Bundan kaynaklı olarak da Türkçe kaynakları erişmeleri de oldukça zor. O yüzden uygulama esnasında bazı şeylerin el yordamıyla olduğunu bilmekte fayda var. Şimdi bilgi kısmı ile ilgili artık global bir dünyada yaşıyoruz. İşte yurt dışından ya da yabancı kaynaklardan her türlü bilgiye erişmek mümkün. Teorik anlamda sınırsız bilgi var diyebiliriz. Ancak bu bilgileri alıp işlemek kendi ülkenize göre, kendi iklim koşullarınıza göre, kendi projenize göre değerlendirme konusu aslında biraz tecrübeyle ilişkili bir durum. Bu tecrübenin yanı sıra bir de bu projelerde şöyle bir sorun var normal bir inşaat projesinden birazcık daha farklı işliyor süreç. Yani normalde işte sıralanmış bir iş adımı vardır normalde. Mimar binanın tasarımını yapar. Müteahhit bunun işte temelini atar, kaba inşaatını yapar. Sonra iç mimarı belki iç tasarımla ilgili bazı uygulamaları tasarlar. Sonra siz daha küçük ölçekli üreticilerden bu üretim aşamalarını yaparsınız ve bunlar sırayla ilerler. Ama pasif bina ya da yeşil bina sertifikalandırma sürecinde ya da böyle bir standartta bir bina inşa edecekseniz bu süreç böyle işlemiyor. Çünkü sizin öncelikle arazinizin, iklim koşullarınızın, binanın yönelimi, binanın açısı, binadaki kullanılacak yalıtım değeri ya da binada kaç kişi yaşayacağı, binada yaşayan kişilerin enerji ihtiyaçlarının ne olacağı, bu enerji ihtiyaçlarının işte güneş enerjisiyle mi çözüleceği ne kadar rüzgar enerjisinden faydalanacağı gibi bir sürü detay var. Ve bu detayların her birisi aslında bu burada bahsettiğimiz mühendislerin, işte müteahhitin, mimarın, mal sahibinin, tabii ki burada para da çok önemli, işte sermaye sahibinin beraber bir masa üzerinde oturup sürekli bu çözümleri tartışıyor olması gerekiyor. Bizim ülkemizde bu sektör bu konuda yani böyle bir masa başında oturup bunları tartışma konusunda çok yatkın değil maalesef. Dolayısıyla bu insanları bir araya getirmek, koordine etmek, ...bir masanın etrafında bir proje için konuşturmak çok zor. Bunu yapsanız bile sırf bu toplantılar için insanlara para ödemek zorundasınız. E zaten bu konular bilinmediği için insanlar toplantıda yapsa uygulamanın sonucunda çıkacak olan işin... ...kalitesini de bilemiyorsunuz. Dolayısıyla buraları aslında düşündüğümüzden çok daha zor muhtemelen. E bunları zaman içerisinde biz de kendi projemizde görüyor olacağız. Size biraz da maliyetlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle ülkemizde bu tarz yapıları inşa etmek oldukça yüksek maliyetli. Bizdeki yapı standartları Avrupa'ya göre oldukça düşük. Yani burada böyle bir yapı inşa etmeye kalktığınızda iki ev fiyatına maalesef ki ancak bir ev inşa edebiliyorsunuz. Yine buradaki danışmanlık süreçleri de oldukça pahalı. Çünkü ülkemizde bu tarz danışmanlar oldukça az. Var olan danışmanlar da yurt dışı standartlarını baz alarak size bir bütçelendirme söylüyorlar. Özellikle Yeşil Bina sertifikasında çok fazla danışmanlık kalemi var. Bu da bütçeyi oldukça yukarı çekiyor aslında. Yine bunun yanı sıra sertifika için bir aracı kurumla da çalışmanız gerekiyor. Bu aracı kurumlar yurt dışından olanlar da var. Yine ülkemizde olanlar da var ama bunların hepsi yine döviz üzerinden bir maliyet çıkarıyor karşınıza. Yani oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Totalde tüm maliyetlerin 10.000 ila 15.000 euro bandında olduğunu söylemek mümkün. Yani ülkemizde bu, bu fiyatlara bir ev inşa edebiliyorken burada sadece danışmanlığa ve sertifikaya bu maliyetleri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Son olarak da yeşil bina ya da pasif binalar Avrupa'da yaygınlaşmaya başlasa da ülkemizde çok az. Yine Avrupa'da yaygınlaşıyor ama bunlar daha çok kamu binaları, işte daha büyük projelerde karşımıza çıkıyorlar. Çünkü büyük projeler ve kamu binaları bu yeşil işte yeşil bina, karbon sıfır bina, sıfır enerjili bina gibi kavramlardan dolayı şu anda bayağı bir teşvik almaktalar. Özellikle bazı bankaların sadece yeşil binalara daha rahat kredi verdiği bile biliniyor. Dolayısıyla ülkemizde otel gibi yatırımların da aslında yapılırken yeşil bina standartlarında yapılmasının arkasında bu bilgi var. Dolayısıyla bu bilgiler şu anda büyük binalara uygulanıyor olması güzel çünkü günün sonunda büyük binalarda çok fazla insan yaşıyor ve siz buraları Optimize ettiğinizde çok fazla insana ulaşmış oluyorsunuz aslında ama biz olayı e, bu şekilde olmasını Aslında eleştiriyoruz Çünkü günün sonunda İstanbul gibi ya da Ankara gibi İzmir gibi büyük şehirlerde, İki tane, üç tane büyük proje yeşil bina yapmanız sizin sürdürülebilirlik ve doğanın e, hani ekolojik dengesi açısından çok bir şey değiştirmeyecek. O yüzden bu konunun tabana yayılması lazım. Yani bütün evlerde bu standartların uygulanabiliyor, bunlara çok kolay erişilebiliyor olması lazım. Bu kadar çevreci bir konuya erişimin bu kadar kapalı olması bizim kafamızda şu an için soru işareti. Belki bu kavramlar yeni olduğu için böyledir. Zamanla bunlar düzelecektir. O yüzden topluma daha fazla yayılması için biz de elimizden geldiğince bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda da mesela PHPP'nin yani pasif ev standartlarındaki PHPP'nin bayağı ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Yani basit bir Excel programıyla siz hızlı bir şekilde bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ama yeşil bina standartlarında bir sürü konuda ölçüm, danışmanlık vesaire almanız gerekiyor ve konu çok dallanıp budaklanıyor. O yüzden bu konuların da giderek iyileşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu videoda birçok kavramdan bahsettik. O yüzden konuyu bir özetle kapatmak istiyoruz. Konuyu da böylece toparlamış oluruz. Yeşil bina ya da pasif bina fark etmez hangi standartlarda bina inşa ederseniz edin. Bu binalarda şöyle bir durum var. Bu binaların üretim aşaması düşündüğümüz kadar ekolojik değil. Ama işletme aşaması oldukça ekolojik. Çünkü çok az enerji tüketiyorlar ve çok az kaynak tüketiyorlar. Diğer taraftan yine bu binaları inşa etmek maliyet anlamında sürdürülebilir değil. İnşaat kısmı pahalı. Ama binaların işletme kısımları oldukça ucuz, çünkü çok az enerji tükettiğiniz için enerji maliyetiniz neredeyse hiç yok gibi düşünebiliriz. Bir diğer taraftan büyük projelerde şu an daha çok karşımıza çıkıyor bunlar. Müstakil projelerde ya da küçük ölçekli projelerde uygulamakla ilgili bayağı bir zorluk var. Bu konuda bilginin az olması, maliyetlerin yüksek olması karşınıza çıkan şeylerden birisi. Yine uygulama standartı anlamında bu standartlar yüksek olduğu için küçük projelerde nitelikli uygulayıcı bulmak çok zor. Eğer bunların hepsini göze alabiliyorsanız ve e, olaya sadece işte ekonomik olarak bakmıyorsanız, e, böyle bir bina inşa etmek mantıklı. Biz de kendi projemizi bu anlattığımız standartlara göre değerlendirip, detaylandırıp e, hangi yöntemle ilerleyeceğimizi karar vereceğiz. Sanırım bir sonraki videoda da sizi bunu anlatmaya çalışıyor olacağız. O yüzden bizi takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.